Evet, iyi akşamlar diliyorum değerli arkadaşlar. Bugün din ve ahlak sorusu üzerinde biraz duracağız. Özellikle ahlak konusu üzerinde duracağız. Çünkü yaşanan olaylar ve karşılaştığımız ahlakla ilgili problemler dinle ahlak kavramını bizim önümüze getirmiştir bir problem olarak. Demek ki ee, İslam dünyasında genel anlamda yaşanan bu tartışmalar, ahlak konusunun neye tekabül ettiğini, din ve ahlak ilişkisinin nasıl kurulması gerektiğini, e, neden dindar ama ahlaklı değil veya din ahlakla nasıl bir ilişki kurmalı gibi konular karşımıza çıkacak. Özellikle muhafazakar dindar olarak tanımlanan insanların, siyasetten toplum hayatına kadar nispeden başarısız bir performans sergilemeleri, dolayısıyla ahlak ve dinin yoğun olarak tartışılmasına yol açtı. Burada buna zemin hazırlayan nedenlerden biri, formel olarak dindar görülen bazı insanların sosyal hayatta rüşvet gibi, yolsuzluk gibi, liyakatsizlik gibi olaylara, olayların içinde bulunmalarıdır. Kuşkusuz bu dindar kimliğiyle öne çıkanların hem formel olarak ibadetleri yerine getirmeleri hem de isimlerinin rüşvetle, itibasla, yolsuzlukla geçmesin, din ve ahlak ilişkisini yeniden tartışma konusu haline getirmemize sebep olmuştur. Dolayısıyla problemin asıl kaynağı aslında ahlakı ihmal eden dindarların ortaya çıkardığı bir problem olarak gözümüzün önüne gelmesidir. Kabul etmek gerekir ki bu ahlaksız dindarların toplumdaki yaygınlığı problemin daha çok tartışılmasına neden olmuştur. Öte yandan Dinin en önemli göstergelerinden biri ahlaktır. Yani ahlaksız bir dindarlık teorik olarak düşünemeyiz. O zaman sosyal hayatta dindar olarak kendini tanımlayan insanları yaptıkları davranışlar o insanların hakkında bazı bilgilerin olmasını, bazı ön yargıların ve yargıların oluşmasına neden olmaktadır. Burada dindarlığı temsil eden insanların toplum içerisinde siyasetten ticari hayata kadar sergiledikleri performans başka insanların din hakkındaki yargılarını da belirlemektedir. O zaman bu yargıları belirlerken Müslüman insanların e, ahlaki seviyelerinin de belirleyici olduğunu görmek gerekir. Asıl çelişki aslında dinin önerdiği ahlaki ilkelerin bunu sahiplenen insanlardaki görünümünün aynı olmaması durumudur. Yani çelişki ideal dindarlıkla toplumda yaşayan dindarlar arasındaki mesafenin uzaklığıdır. İşte bu dindarların ahlaki konulardaki duyarsızlıkları inandığı değerleri hayatlarına indireme işleri, dinin sadece formal düzeyde görmeleri, dolayısıyla namaz kılan ama borcunu zamanında ödeyemeyen, hacca giden ama kul hakkı konusunda duyarsız olan bir tipoloji ortaya çıkarmıştır. Aslında dindarlığın karşılaştığı en önemli krizlerden biri de kuşkusuz budur. Bu kriz epeyce sürece de devam etmektedir. Yani dinle ahlak arasındaki tutum ve ilişki biçimi insanların gelecek hayatlarını da devam ettirmelerine ve sağlıklı bir dindarlığın oluşumuna da katkı yapacak veya engelleyecektir. Tabi bu arada Fethullah Gülen cemaatinin oluşturduğu kriz ve toplumda yarattığı problem alanı da, endişe alanı da bu din ve ahlak konusunun ortaya çıkmasına bir zemin hazırlamıştır. Ancak bu konu o kadar basit bir konu değildir. Sanki ahlaksız e, dindarlar olduğuna göre, dinsiz bir ahlak da olabileceğine dönük yargılar ortaya çıkmıştır. Ya da daha geniş bir şeyde söylersek ahlaklı olabilmek için dine ihtiyacınız yoktur şeklinde bir yargı da ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz bir yargı aksızdır ama bizi bekleyen sorular şunlardır bu konuda. Bu konu üzerinde sağlıklı bir şekilde düşünmek gerekir. Birinci sorumuz şu ahlakın kaynağı nedir o halde? İkincisi din dışı bir ahlak varsa onun kaynağı nedir? Üçüncüsü Kur'an'da bildirilen insanların sorumlu olduğu ahlak kuralları aynı zamanda iyi bir dindar olmaya işaret etmez mi? Yani dinle iyi bir ahlaklı insanla iyi bir dindar arasında bir zorunlu bir ilişkisi yok mu? 4. Seküler ahlak teorilerinden hangisi doğrudur? Hedonist ahlak mı, pragmatist ahlak mı, anarşist ahlak mı? egoist ahlak mı, hümanist ahlak mı, naturalist ahlak mı, nihilist ahlak mı, kam da ahlakı mı, spinoza ahlakı mı? Bir sürü ahlak türü var. Oysa ahlak evrensel olması lazım. Bireyden bireye değişen bir ahlaki ilkeye ahlak diyemeyiz aynı zamanda. Beşinci sorumuz. Ahlak ile ilgili davranışlarda doğruluğun ölçütü nedir? Akıl mı, vicdan mı, vahiy mi? 6. Evrensel ahlak için insanüstü, aşkın ve yanılmaz bir kaynağa ihtiyaç yok mu? 7. Burada asıl tartışılması gereken dinden önce ahlak gelir yargısından çok din mensuplarının kabul ettikleri ahlak standartlarına uygun davranıp davranmadıklarıdır. Yani toplumda bu konu daha önde yer almaktadır. Dinden önce ahlak gelir yargısı şu soruları da doğurur. Dindar olmak ahlaklı olmayı gerektirmez mi? Çünkü Hz. Peygamber'in din güzel ahlaktır belirlemesi vardır. Eğer dinden önce geliyorsa ahlak, ahlakın kaynağı nedir o halde? 9. Ahlaksız bir dindar gerçek bir dindar mıdır? 10. Ahlaksız bir din ve dindar olabilir mi? 11. Eleştirdiğimiz konu kendini dindar olarak tanımlayanların ahlaksız ahlaka kayıtsızlığı mıdır? Yoksa dinle ahlak arasında bir ilişkinin olup olmayacağına mıdır? Ve 12. sorumuz seküler ahlak mümkün müdür? Eğer seküler ahlak mümkünse, seküler bir ahlak kuralı ile dini bir ahlak kuralı karşı karşıya gelirse nasıl davranacağız? Bir defa şunu belirlemek gerekir. Aliye İzzet Begoviç'in tavrıyla söylersek. Seküler insanlar, ateist insanlarda ahlaki davranışlar görülebilir. Ama seküler bir ahlak ve ateist bir ahlak olmaz. Buna dikkat etmek gerekir. Peki Hazreti Peygamber'in sözü neydi? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Demek ki İslam gönderilmeden önce de toplumda vicdani temelden hareket eden ahlak kuralları vardır. Ama o tamamlanmamış bir ahlaktır. Tamamlanmış bir ahlak ancak Hazreti Peygamber'in Kur'an ahlakıyla ahlaklanmakla olur. Yoksa dine inanmayan ahlakı yoktur, yargısı yanlıştır ahlakı eksiktir denebilir. Çünkü Hazreti Peygamber'in sözü neydi? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Öte yandan arkadaşlar, ahlak felsefesinin temel sorularından biri, iyi ve kötü nedir sorusudur. Bunun yanında, iyi ve kötünün ölçüdü nedir? İyinin kaynağı nedir? İyinin vicdan ve akılla ilişkisi nasıldır? Evrensel ahlak yasaları var mıdır? gibi konular ahlak felsefesinin temel konularıdır. Bazı görüşler öznellikten, izafilikten kurtulamaz bu konuda. Çünkü insan kaynaklı her şey bir anlamda izafi olmaya mahkumdur. Nitekim sofistler adı verilen Yunan düşünürleri, insan toplulukları arasındaki farklı farklı değerlerden hareketle evrensel bir ahlak kuralının olamayacağını, hatta bu kuralların insandan insana değiştiğini söylerler. Eğer buradan evrensel bir ahlak kuramayacaksak, bu bizi zorunlu olarak insanüstü bir kaynağa götürür ki bu kaynak vahiydir. Vahiy, insanı düzeyde olan standartsızlığı ortadan kaldırır bu durum insan üstü aşkın bir kaynağa referans göstermemize neden olur. Çünkü onun dışında insan ontolojisi gereği bütün zamanları kaplayan bir bilgi üretemez. Ama öte yandan Allah insanların yaratılışı vicdanına iyi ve kötüünü yerleştirmiştir denebilir. Çünkü insanın vicdanı iyi karşısında duyarsız değildir. Öte yandan vahiy ve onun temsil ettiği ahlaki ilkeler insanın hayatı boyunca uymak zorunda olduğu zorunlu ilkelerdir. Hayat bir imtihan olduğuna göre kabul etmeyenlerin çokluğu yani dinin ahlak kurallarını ve dini kabul etmeyenlerin çokluğu iyiliğin, hakikatin vahiden kaynaklandığı gerçeğini değiştirmez. Eğer vahiy dışında gerçek bir ahlak, insanlığı kurtarıcı bir ideoloji ve görüş varsa, o zaman insanların vahye herhangi bir ihtiyacı kalmaz. Dolayısıyla vahyin asıl alanı da insanın davranışlarını düzeltmesidir. Ahlak ve din ilişkisine bakarken Hz. Peygamber'in cahiliye değerlerine nasıl baktığı da önemlidir. Burada cahiliye değerlerine Hazreti Peygamber'in bakışı üç düzlemde olmuştur. Bir, cahiliye değerlerinden bazıları reddedilmiştir. Mesela kadınlara karşı olan davranışlar, kız çocuklarının gömülmesi gibi. İkincisinin formu değişmiştir. Mesela cahiliyede de Kabe'yi tavaf etmek davranışı vardır ama ör çıplak olarak tavaf ediliyor. Bunun formu değiştirilmiş ama içerik, içeriği değiştirilmiş formu aynen tavaf kalmıştır. Üçüncüsü cahiliyede güzel olan İslam'da da güzeldir ilkesi gereğince orada güzel olan davranışlarda aynen devam etmiştir. O zaman geleneğe bakarken ölçümüz bu olmalıdır. Geleneğin davranışlarını ve değerlerini tümden reddetmek, tümden kabul etmek sorunlu bir tavırdır. Öte yandan Hazreti Peygamber'in din güzel ahlaktır hadisini unutmamak gerekir. Bu bize dinin asli amacının güzel ahlaklı olmak gerektiğini belirtir. Elbette ahlak samimiyet, irfanla ilgilidir ve formel ibadetlerden önce gelir. Yani namazdan önce namaz kılma samimiyeti oruçtan önce oruç tutma samimiyeti önce gelir. Bu anlamda dinin ahlak kurallarını öncelediği doğrudur. Ancak ahlak dinden önce gelir anlayışı sorunlu bir anlayışa da işaret eder. Bu iddia din sadece formel ibadetlerden ibaret görüp ahlakı dışarıda bırakmaktadır. Oysa hiçbir insan eylemi yoktur ki ahlakla ilgili olmasın. Çünkü ahlak ibadetin içeriğidir. Ahlaksız bir ibadet söz konusu olamaz. Çünkü ahlak ibadetin içeriğiyle ilgilidir. Şöyle diyelim, her ibadette fıkıh ve ahlak vardır. Fıkıh ölçüdür, kuraldır. Ahlak içeriktir. İçerik olmazsa fıkıh anlamlı olmaktan çıkar. O zaman gösterişçi bir dindarlık ortaya çıkar. Bütün kurallara uygun ama ahlaktan, içerikten yoksun. Buradaki anahtar kavram sosyolojik kavram takvadır. Takva bir ibadetin samimiyetidir. Dolayısıyla samimiyetten yoksun bir ibadet Allah için yapılan bir ibadet değildir. Çünkü takva sosyolojik anlamda insanın Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesidir. Bu sorumluluk bilinci ibadeti anlamlı kılan katmandır. Ahlakın temelinin vahiy olmadığı iddiası ise gerçeklikten yoksundur. Ahlakın kaynağı konusunda fıtrata yapılan vurgu vahiy ölçüdüne uygundur. Zaten Allah doğruyu, iyiyi, güzeli insan fıtratına kodlamıştır. Dindar olmasa da iyiliğe dönük bir kod mutlaka insanda bulunur. Dolayısıyla demin söylediğim gibi Hz. Peygamber'in ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ifadesi diğer ahlak ifadelerinin de anlayışlarının bir yönüyle eksik olduğunu gösterir. Ama bu durum İslam'la tamamlanır. Dolayısıyla ahlakı dine önceleyerek dinin dışına taşıyan bir yaklaşım veya taşıma gayreti doğru bir yaklaşım değildir. Ne yazık ki bazı modernist ilahiyatçılar ise bazı felsefeciler deist ahlak konusuna inanılmaz bir yakınlık içindeler. Çünkü deist ahlak Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte ahlakı insan aklının ortaya koyacağı değerler olarak okur. Çünkü şuna inanırlar, Tanrı var ama din yoktur. Dolayısıyla bu bizi doğal bir tanrı anlayışına götürür ama hayatımıza müdahil olan dinin evrensel ilkelerini ve ahlak kurallarına reddeder. Bizim Hz. Peygamber'i referans göstermemiz ve ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ifadesi aslında insanların ahlak için bir örneğe ihtiyacı olduğunu gösterir. İşte o örnek Hz. Peygamber eğer İslam ahlakının ne olduğunu anlamak istiyorsak ona bakmamız gerekir. Öte yandan kendini dindar olarak tanımlayan biri bu ahlak anlayışına sahip değilse o dindar olarak tanımlanamaz. Yani dindar olduğunu iddia eden birisi, ibadetlerini yapan birisi, formel ibadetlerini yerine getiren birisi, Bunların gerektirdiği bir ahlak anlayışını sergileyemiyorsa o gerçek dindar olarak tanımlanamaz. Onun kişiliğinde hatalı bir yön vardır. Çünkü dindarlık ahlak ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Dindar olmakla ahlaklı olmanın arasını ayırmanın iki temel sakıncası vardır. Bunlardan biri din ile ahlakın arasını aşmaktır. O da seküler bir hayat tasavvuruyla mümkün. İki, dindar olmadan da üstün ahlaklı olabileceğinin kabulüdür. Oysa dinin amacı ahlaklı bir insan inşa etmektir. Kur'an'a yüzeysel bir bakış yaparsanız bile oradaki genel ahlaki kuralların çok belirleyici olduğunu görürsünüz. Demin de bahsetmiştim. Hiç kuşku yok ki dini kabul etmeyen ateist, pozitivist, laik, seküler insanlarda da belli düzeyde ahlaki davranışlar olabilir. Gene evet. söylemiştim, Ali Ezzet Begocin dediği gibi ahlaklı ateist olabilir ama ahlaklı ateizm olmaz. Bu bize ahlaki davranışlarımızda bazı evrensel ilkelerin olduğunu gösterir. Ali İzzet Begoviç'ten bahsetmişken onun Doğu ve Batı arasında İslam adlı eserini tekrar okumakta fayda var. Bu eserinde ahlak din ilişkisini incelediği bölümde şu cümle önemlidir. Netice olarak der Ali İzzet Bekoviç, diyebiliriz ki ahlak dinin öbür halidir. Dolayısıyla ahlakla dine asla birbirinden ayıramayız. Ahlakın en temel kavramlarından biri iyilik kavramıdır. Aziz Kur'an iyileri şöyle tanımlamaktadır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklerine, kitaba ve peygamberlere iman eden, mala olan sevgisine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekadı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olandır ve muttaki olan da bunlardır. Bakın burada ibadetle, formel ibadetlerle ahlaki ilkelere aynı yerde zikretmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar asıl sorun tanrısız ahlak mümkün mü gibi teorik ve felsefi bir sorun yerine kendilerini dindar olarak tanımlayanların ahlak konusunda sergiledikleri inançlarıyla zıt tavırların dini sosyal ve kültürel nedenleri üzerine yoğunlaşmaktır. Yani bizim sosyolojik olarak yoğunlaşacağımız ilke insanların inançlarını sergilemede yaşadıkları duyarsızlıktır. Zaten deizm de budur arkadaşlar. Yani din var ama şey tanrı var ama din yoktur. Öyle görülüyor ki bazı Müslümanlar Allah'a inanmakla beraber sosyal hayatlarında sanki yokmuş gibi bir davranış göstermek Oysa bu davranış son derece problemli bir davranış biçimidir. Bunu aşmak gerekir. Kaldı ki insanlar ne düşündüğünüze, ne anlattığınıza değil, nasıl davrandığınıza bakarlar. Onun için toplumda Müslüman kimliğiyle yaralan, her kim varsa onun İslam ahlakını sergilemek gibi bir yükümlülüğü vardır. Çünkü sokaktaki insan Müslüman olarak gördüğü insanın davranışına bakarak İslam'ı yargılar. Evet bu doğru bir yargılama biçimi değildir ama maalesef yaygındır. Ve maalesef Müslümanlar son dönemlerde, Toplumdaki görünürlüklerinin e, sağlıklı bir sınav veremedikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla asıl sorun Müslümanlarla İslam ahlakı arasında açının giderek açılmasıdır. Bunu mutlaka kapatmak gerekir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gelecek derste buluşmak üzere.